25. gece masalımız en heyecanlı yerinden devam ediyordu. Sittil Hüsün Hasan Bedrettin'in yüzüne dikkatle bakarak sordu. Neden böyle şaşkın duruyorsun? 2 saat evvel öyle değildin. Hasan Bedrettin sözünü kesti. Söyle bana, kaç yıldır senden uzakta kaldım? Genç kadın anlamamazlıktan gelerek ne kaç yılı dedi. Allah saklasın, sana bir şey mi oldu? Dışarıya çıkacağım dedin, çıktın, 1 saat sonra geldin. Hasan Bedrettin içini çekti. Dışarıda uyumuşum. Rüyada kendimi Şam'da aşçılık ederken gördüm. Orada 10 sene oturdum. Başıma neler gelmedi. Bir gün kibar ve zengin bir ailenin çocuğu geldi. Dükkanımda helva yedi. Bu çocuğa karşı bir yakınlık duydum. Arkasından çıktım. Maksadım nerede oturduğunu öğrenmekti. Arkasından gittiğimi görünce yerden bir taş alıp kafama attı. Hasan Bedrettin bunu söylerken birdenbire elini alnına götürdü. Yaranın izini bulunca duraladı. Yara yerini göstererek, işte yaranın izi dedi. Hakikate benzeyen bu rüya beni düşündürüyor. Sittül Hüsün onu okşayarak, herhalde dışarıda uyurken başın sert bir şeye değdi dedi. İnsan rüyasında neler görmez. Bunun üzerine Hasan Bedrettin başını sallayarak dertli dertli mırıldandı. Ondan sonra daha neler gördüm. Beni yakalayıp bir sandığa koydular. Günlerce o sandıkta kaldım. İyi ki bu işler başıma rüyada geldi. Yoksa ben çoktan öbür dünyayı boylamıştım. Sittül Hüsün kocasının boynuna sarılarak, anlaşılıyor ki sen çok korkunç bir rüya görmüşsün. Hadi yatağa gir de uyu. Biraz sinirlerin yatışsın dedi. Hasan Bedrettin yatağına girdi. Çoktan beri hasret çektiği böyle rahat bir döşeye kavuşunca gözlerini kapadı, derin bir uykuya daldı. Ertesi gün erken uyandı. Giyinip kuşanarak hizmetçilerin hazırladıkları kahvaltı sofrasına oturdu. Ansızın içeriye Vezir Şemsettin'in girdiğini görünce ağzı açık kaldı. Vezir kendisine selamlayıp hatırını sorunca Hasan Bedrettin dayanamayarak sordu. Benim Şam'daki dükkanımı, tezgahımı yıktıran, beni yakalatıp bir sandığa tıktıran siz değil miydiniz? Bunun üzerine Vezir Şemsettin ona her şeyi anlattı ve sonra ''Senden şüphelendiğimiz için öyle yapmak zorunda kaldık.'' dedi. Artık her şey geçti. Hepimiz bir çatı altında buluştuk. Vaktiyle babanla aramda çıkan bir anlaşmazlık yüzünden başımıza gelen bu haller hakikaten çok gariptir. Vezir Şemsettin sözlerini bitirince Hasan Bedrettin amcasının boynuna sarılarak ağlamaya başladı. Sonra oğlunu ve annesini görmek istediğini söyledi. Amcası hemen kalkıp onları da çağırdı. Baba oğlun buluşmaları çok hazin ve heyecanlı olmuştu. Böylelikle bir araya toplanan ailenin sevincine son yoktu. Ömürlerinin sonuna kadar birbirlerinden ayrılmayarak mesut bir hayat yaşadılar. Harun Reşit bu hikayeyi dinledikten sonra kölenin hayatını bağışladı. Şehrazat bu hikayeden çok hoşlanan hükümdar kocasına gülümseyerek ''Bundan daha güzel bir hikaye vardır, müsaade ederseniz anlatayım.'' dedi. Hükümdar müsaade değil, rica etti. Şehrazat anlatmaya başladı. Küçük Kambur. Evvel zaman içinde Çin ülkesinde bir terzi vardı. Hali vakti yerinde olan bu adam eğlenceye, zevk ve sefaya düşkündü. Her fırsat bulduğunda genç karısını yanına alır, onunla gezmeye çıkardı. Bir gün yaptıkları bir gezintiden dönerlerken karşılarına acayip kılıklı bir kambur çıktı. Öyle bir kambur ki en somurtkan kimseleri bile bir bakışta güldürür. Bu adam hoşlarına gitti, onu evlerine davet ettiler. Kambur bu daveti kabul ederek terziyle konuşa konuşa eve geldi. Biraz dinlendikten sonra terzi kamburla karısını evde bırakıp öteberi almak için dışarıya çıktı. Çarşıdan kızarmış balık, limon, ekmek ve yemiş alıp döndü. Terzinin karısı hemen sofrayı hazırladı, hep beraber yemeğe oturdular. Bir aralık terzinin karısı büyükçe bir balık parçasını alıp kambura uzattı ve şaka olsun diye bunu bir lokmada yutmasını söyledi. Kambur kadının isteğini yerine getirmek istedi fakat kılçık boğazına takıldı. Aman zaman deyinceye kadar adamcağız fenalaşıp ölüverdi. Sabah oluyordu. Şehrazat durdu. Hükümdarım müsaade ederseniz yarın akşam devam edeyim dedi. Hükümdar başını sallayarak peki dedi. Ve ertesi akşam güzel karısının masal anlatmasını beklemeye başladı.